Başkanlarımız, kulüplerimiz ve taraftarlarımız müthiş organize oldular. Tabii çok büyük bir fay kırılması yaşandı. İki fay, hatta üç deprem dönüyor. Türkiye batıya 4 metre kaydı diyor Lüpüşon. Ama bence 2011'de FETÖ ile FETÖ operasyonuna açılan bir başka fay da kapanmış olabilir. Yani taraftarası düşmanlık hisseleri Trabzonspor Fenerbahçe arasındaki fay hattı da kesinlikle azaldı. Umarım kapanmıştır. Ama oraya doğru gidiyor. Çok muhteşem görüntüler vardı. Yani bir tek o maçı gördük. O yüzden öncelikle ben Trabzonspor seyircisine ve Trabzon halkına özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ben de aynı şekilde. Aynı. Bu arada Ahmet Suat Özyazıcı hocayı da kaybettik. Başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Döneminin en iyi teknik direktöründen bir tanesiydi. Tabii devrimi başlatanlardan biridir. Ve yani salt defansif, salt ofansif oyun çelişkisini ortadan kaldırıp sağlam takım savunması üzerine toplu hücum felsefesiyle üst üste şampiyonlukların yolunu açmış bir hocadır. İskender abi anlatırdı. İşte disiplinli olmamız gereken zaman Ahmet Suat Hoca'yı getirirlerdi. Ya çok sıkıldık deyince Özkan Sümer'i evet, getirirlerdi. Diye. Evet, çok güzel bir tespit. Sana Özkan Hoca ile biraz daha cıvırdık. Yine Ahmet Suat Hoca gelirdi diye. Ben kendisiyle birkaç kez röportaj yaptım. Son derece beyefendi. Çok böyle tevazu sahibi birisiydi gerçekten. Allah rahmet eylesin. Trabzonspor gerçekten Basel maçında Trabzonspor camiası Trabzon'u çok güzel temsil etti. Ülkeyi müthiş, çok güzel temsil mükemmel etti. Mükemmel bir temsil. Bu birlik bütünlük futbolda harikaydı. Vira grubumu. Vira grubu sanırım. Ben değil bu mi? Arada, doğru. Bu arada bir teşekkür, bir tebriği de zaten çok hastasıyım. Birçok işlerini çok beğenerek burada defalarca konuştum. Trabzonspor sosyal medyasının çok gerilerde kalmıştır artık ama bunu izleyin Twitter'ında. Ben Bein Sports'ta izledim. Videoyu yayınladı Bein Sports'ta. Bu deprem bölgesine Trabzonspor tırı ve Trabzonspor otobüsünün gitme hikayesini 3-4 dakikalık bir küçük film yapmışlar. Evet, çok güzel bir video. Ben de izlemenizi öneririm. O da mükemmel bir işti. Yani bizim mesleğimizle alakalı bir iş olduğu için söylüyorum. Sosyal medya ekibini bir kere daha kutlayayım. Oyuncuları da böyle ben bir... Bütün kulüp başkanlarını tamamının samimiyetle birlik olduklarını düşünüyordum. Ama dün Yağız Sabuncuoğlu kardeşim, bu arada Yağız Sabuncuoğlu'na Uğur Karakulluk çok güzel bir yardım organizasyon düzenledi. Kesinlikle. İkisiyle de meslektaş olmaktan gurur duyuyorum. Ertem Şener, Ertem'e de çok teşekkürler. Mükemmel kullandılar sosyal medyalarını. Tamamen bu işe adadılar. Ama Yavuz Sabuncuoğlu dedi ki depremden sonra daha birinci günde 6-7 tane kulüpten aradılar. Kulüp yöneticisi, başkanı, şu buyu. Düşme kalkar mı? Efendim şu olur mu bu olur mu diye sordular dedi. Yani gene de çoğunluğuna bakalım biz. Gene de iyi niyetli bakalım. Çok fazla çoğunluk pozitif bakalım. Çoğunluk samimiyetle birlik oldular. Bu birliği bozma işi inşallah benim tek korkum o. Hakemlere verilmez. Bu iki türlü olur. Dışarıdan etkili olur. Gündem değişsin diye. Sizin dostluğunuz bu kadar lan. Dedirtin bunlara diye. Veya içeriden etkili. Gündemi kim değiştirin. Yani nasıl? Gündemi değiştirin diye olur. Ne yapacak hakemler? Bu cumartesi pazar oynanacak erteleme maçları değil ama Mart'ta başlayacak yani asıl kalan fikstürümüz. İki tane fahiş hata olur üst üste. Bak o zaman bunların artık hakem hatası, ben zaten çok zamandır hakem hatası olmadıklarını düşünüyorum da bunların artık başka türlü işlere girdiğini de anlayın. Yani. Pardon, böyle bir ortamda başka türlü işlere girenler zaten en büyük hataları ve hakem olmaktır hayatlarında. Onu söyleyeyim. Yani gerçekten bu artık atla deve değil. Bütün şeyi düşünce. Madencileri düşün. Deprem zedelere yardımcı olmaya çalışan. Tabii canım. Yani o iş mi zor, bu iş mi zor? Ona göre senin işin o kadar zor değil. Bu işi lütfen layıkıyla yapmaya çalış. Karşılığını alıyorsun maddi olarak. Manevi olarak da almaya çalış. Saygı kazan. Yani bir atla deve değil gerçekten. Ve bu korkunu yersiz bulmuyorum. Yersiz bulmuyorum. Ben çünkü bunu ben de düşünüyorum. En azından bir kısmının bu durumdan rahatsız olanlar var. Manipülasyonlara açık olduğunu düşünüyorum. Çok özür dilerim. Bunun altını çizmeden geçemeyeceğim. Ben en son 2 Şubat günü
Adana Demirspor Fenerbahçe maçından sonra yorum yaptım. 6 Şubat günü seninle son rant yapacaktık burada. Galatasaray, Trabzonspor ve işte Beşiktaş maçlarını konuşacaktık. Lakin daha büyük gündeme getirilmesi gereken konulardan bir tanesi de Rıdvan Dilmen'in o hafta sonu ya 4'ün ya 5'indeki programında ortaya attığı bir bomba vardı. Bomba bir iddia vardı. İddia da değil yani. Serdar Tatlı bir dosya bıraktı. 4 hakem şike yaptı diye. 4 tane hakemi, 2 tane önceki, 2 önceki Feder MHK Başkanı diyor ki 4 tane hakem şike yaptı diye. Dönemin federasyon başkanı, tarihin en kötü federasyon başkanı müteahhit Nihat Özdemir'le tarihin en kötü federasyon as başkanı Servet Yardımcı'ya verdi. İkisi de bunu kapatalım gizli, aman aman üstünü örtelim, UEFA bizi mahveder dediler ve kapattılar dedi. Yeniden açılması için... Ve bu için... dört tane adamın listesi şu anki mevcut, o zamanında da öyleydi, şimdi de mevcut. Genel sekreter Kadir Kardaş da var dedi. Bu 4 hakem de bugün gündemdeki hakemler dedi. Artık isimleri ondan sonra Twitter'da yayılan mıdır, başkası mıdır bilemem. Bunun üstü kapatılamaz. Tekrar ediyorum, bu birlik beraberlik görüntüsünü iç veya dış müdahalelerle bu hakemlerin bozmasına müsaade etmemeliyiz. Şunu söyleyeyim, yeri gelmişken... Manipülasyona açıktır bunlar. Şike yapan her şeyi yapar. Yeniden açılması... Şikeci hakemler de kimdir kardeşim? Bu dosyanın yeniden açılması için, eğer Serdar Tatlı böyle bir şey bıraktıysa, Rıdvan Dilmen böyle diyor, bıraktığına inanıyoruz. O zaman bunun ivedilikle sorgulanması gerekir. Bir. İki, demin söyleyecektim böyle. Trabzonsporlu oyunculara da ekstra teşekkür ediyorum. Tabii elbette. Ya bunun böyle Danimarkalısı Türk'ü yok. Uğurcan'ından Larsen'ine. Yani o duygularla o maça çıkmak çok zor bir şeydir. Bütün ülkeyi temsil ediyorsunuz. Helal olsun size. Gerçekten hepiniz insanoğlu şampiyonsunuz. Şeyi de söyleyeceğim. Bu şeyden rahatsız olanlar var. Deprem felaketi sonrasında kulüplerimizin, taraftarların aralarındaki gereksiz düşmanlık ilişkilerine buzdolabına kaldırmasından ve iyilikle bir araya gelmelerinden rahatsız olanlar var. Çünkü neden? Bu taraftarlar arası bölünmüşlükten nemalananlar bunlar. Bunlar medyada da var. Bunlar her yerde var. Federasyonda da var. Yani bunları da bir an evvel manevi açıdan futbol camiasından bir def etme zamanıdır. Bunun önemli kısmı Serdar'ın söylediği 4 hakem meselesidir. Bunu kesinlikle ben de konuşacaktım. Pazartesi hazırlanmıştım. Böyle bir iddia varsa, bu iddiayı yıllardır yorumculuk yapan, yıllarca milli takımda oynamış Rıdvan Dilmen, seversiniz sevmezsiniz. Çok cesur bir iddia. Ve yani bu iddiası eğer yalan çıkarsa, karşılıklı çıkarsa insan için çıkamaz zaten. Anlatabiliyor muyum? Ve böyle yalan olmadığına inandığı için de, kendisinden çok emin olduğu için de... 5 tane isim veriyor. Tamam. Kendisinden çok emin olduğu için de bu konu ivedilikle yeniden açılması gereken, hukuki açıdan incelenmesi gereken ve bir an önce sonuçlandırılması gereken lig başlamadan bir meseledir. Onu da belirteyim. Arada güme gitmesin. Bu yeni yutulacak iddia değil ya. Üstü kapatılacak bir şey asla değil. Her hafta hatırlatacağım bunu. Eğer gereğini yapmazsanız.